canım. Ay hayatım, çok korktum. Niye? Korkacak ne var ki benim? Ne bileyim, dalmışım öyle birden gelince korktum. Sen niye gülüyorsun? Keyfim çok yerinde. Peki bunun özel bir sebebi var mı, yoksa beni görmek mi keyfini yerine getirdi? Seni görmek çok iyi geldi. Ama gülümsememin nedeni başka. Başımda büyük bir dert vardı, ondan kurtuldum. Ama bitmedi. Çok küçük bir şey daha kaldı. Ondan da kurtulursam çok mutlu olacağım. Ben avukatım. Cemre Gür'ün avukatı. O kim ya? 22 Kasım 1991'de doğumuna girdiğiniz Özlem Gür'ün kızı. Hatırladınız mı? Bütün kayıtlarda Özlem Gür'ün doğum sırasında öldüğü yazıyor. Ama gördüğünüz gibi doğumdan sonra ayaktaymış. Çık dışarı. Anlamadım, ne oldu? Çık dışarı! Ne yapıyorsunuz? Bırakın kolumu! Sakın bir daha buraya gelme. Hayatımı mahvettiniz lan. Çık dışarı! Tamam, bırakın sizi lütfen. Evet, dinliyorum. Demir, doktoru buldum. Hangi doktoru? Cemre'nin doğumuna giren doktoru. Adam alkolik, beni evden kovdu. Hayatımı bitirdiniz dedi. Nasıl yani? Ne diyorsun? Demir, artık eminim. Selim'in kesinlikle Cemre'nin annesinin ölümünde bir parmağı var. Onu ya öldürdü ya da öldürdü. Neymiş o küçük şey? Burnunu olmadık işlere sokan biri var. Az kaldı. Ondan kurtulmaya az kaldı. Hiçbir şey öğrenemedik. Konuşamadan öldü adam. Konuşamasın diye öldü zaten. Selim mi? Başka kim olabilir ki? Dün çok keyifliydi. Büyük bir beladan kurtuldum diyordu. Bu kadar ileri gittiyse, yani cinayet işlediyse. Selim her şeyi yapabilir Demir, her şeyi. Korkma. Ya nasıl korkmayayım ya? Ben bu adamla aynı yatağa giriyorum, aynı masada yemek yiyorum, aynı çatı altında yaşıyorum. Nasıl korkmayayım? Fotoğrafın üstünde her günahın bir bedeli var yazıyordu. Çok talihsiz ya. Cemre biliyor mu? Yok, söylemedim. Söylemedim de yani, Cemre'nin bu yolda yürürken karşılaşacağı şeyleri düşündükçe ben deli oluyorum. Ben bir yandan destek de vermek istiyorum. Ne yapacağız biz kardeşim? Zeynep, sakin ol. Sen sakin ol, tamam mı? Bak, Cemre kuvvetli bir kız, güçlü bir kız. Bırak bütün meseleleriyle kendisi yüzleşsin. Bunu yapabilecek kapasitede bir kız. Ben onu az çok tanıdım. O yüzden önce Selim'in şirketteki pis işlerini ayıklamamız lazım. Sen de şirketteki bütün dönen dolapları dikkatlice, bak, dikkatlice ortaya çıkarmaya çalış. Dök ne varsa ki bu herifin hapisten yırtacak hiçbir yolu kalmasın. Sen hiç merak etme, ben zaten her şeyi didik didik ediyorum. Onu biliyoruz ya, çok şükür. Çok şükür. Ama Selim'in gırtlağına yapışmamak için kendimi zor tutuyorum, sana söyleyeyim. Aman diyeyim sana, aman diyeyim. Bak, ben zaten artık polis değilim. Elimden aldılar polisliğimi, seni ben bile kurtaramam. Sen polissin. Nereden polisim kızım ben? Nereden polisim? Kimliğimizi elimizden aldılar. Yarın öbür gün soruşturma başladı, başlayacak. Sence beni bir daha emniyete polis olarak sokarlar mı? Orası hiç belli olmaz. Sen umudunu kaybetme de. Bu adamı tanıyor musun? Bu fotoğraftaki Özlem Gür. Senin hazırladığın raporda doğum sonrasında oluşan bir komplikasyon sonucunda öldüğü yazıyor. Kucağındaki de kızı Cemre Gür.
Bu da doğum sonrasında Selim Gür'den sana yapılan yüklü ödemenin de kontu. Çok ilginç değil mi? Eminim mahkemede seni yargılayacak olan hakimin de çok ilgisini çekecektir. Asıl soru şu, mahkemenin mi yoksa benim mi sorularımı cevaplamak istersin? İyice düşün, taşın. Sonra cevabını ver. Şimdi kapıyı kapatabilirsin. Hayır, tanımıyorum. Belma, bir kere doğruyu söyle ya. Şirketin önünde gördüm, babamla tartışıyordu. Babamın tanıdığı birini seni tanımamam mümkün değil. Şimdi bana söyle, bu adam kim? Belma, söyle. Tamam. Ama çok fazla bir şey bilmiyorum. Sadece ne iş yaptığını biliyorum. Ne iş yapıyormuş? Bak, cevap veririm ama başka bir şey sormayacaksın, tamam mı? Tamam, başka bir şey sormayacağım. Söyle. Kadın doğum uzmanı. Yani eskiden kadın doğum uzmanıymış. Annemin doktoru muymuş? Zeynep. Zeynep, ne oldu? İyi misin sen? Bir odana geçelim mi? Tabii ki, gel geçelim. Ne oldu? Şirketin önünde babamla bir adamı gördük, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O adam öldü. Ben kendi gözlerimle gördüm, vurulmuştu. Nasıl kendi gözlerine gördün Cemre? Sen ne yapıyorsun ya? Zeynep. Bak Cemre. Zeynep, tamam, başın belada değil. En fenası da bu adamın bir şekilde annemle bir bağlantısı var ve ben ne döndüğünü anlamıyorum artık. Çok korkuyorum. Yani soracağım sorular, alacağım cevaplar. Ne oluyor bilmiyorum artık ya. Adım atmam lazım biliyorum ama ayaklarım o kadar ağırlaştı ki. Yani böyle olduğum yerde kalmak istiyorum ya da kaybolmak istiyorum. Hayatımda ilk defa böyle arkama bakmadan kaçmak istiyorum Zeynep. Tamam. Sakin ol. Emin ol, ben seni anlıyorum. Ama kaçmayacağını da biliyorum Cemre. Nereden biliyorsun? Bana bak. Ben kaçmıyorum. Çünkü sen buradasın, ben senden güç alıyorum. Daha güçlüyüm, daha kararlıyım. Cemre. Biz buradan gerçekleri çantamıza koyup böyle çıkacağız, tamam mı? Bu şirkette çok büyük bir kara para trafiği dönüyor. Zeynep, sen ne diyorsun, emin misin? Ben eminim. Ama sen dahil herkesin emin olabilmesi için benim daha fazla belgeye ihtiyacım var. Bu belgeyi almak için bana yardımın lazım. Babanın bilgisayarından bazı dosyalara ulaşmanı isteyeceğim. Bana yardım eder misin? Yani etmezsen de seni gerçekten anlarım. Sonuçta senin baban. Ederim. Emin misin? Cemre. Ne olursa olsun. Hiçbir gerçek yalanlardan daha fazla can acıtmaz.